Şimdi bu dersimizde saçılma probleminin dinamiğini incelemeye başlayacağız. Bir önceki dersimizde görmüştük, işte kinematiği kullanarak işte saçılmadan sonraki parçacığın momentumları ne olabilir, saçılma açısı ne olabilir, ne olamaz, bazı özellikleri çıkarabilmiştik. Ama bu derste bakacağımız konu, eğer etkileşimi biliyorsak saçılma açısını nasıl hesaplarız? Etkileşimi bilmiyorsak da neyi ölçelim ki etkileşimi bulabilirim, onunla ilgileneceğiz. Şimdi önce bir tesir kesti dediğimiz bir parametreye bakacağız. Şimdi genelde deney yaptığımız zaman hiçbir zaman tek bir parçacıkla çarpıştırmayız. Şimdi mesela bu deneyler neler olabilir? Bir lazerle deney yapıyorsanız orada yaptığınız olay aslında incelediğiniz sistemin üzerine, diyelim ki böyle bir nesneyi inceliyorsunuz, onun üzerine ışık parçacıkları yollarsınız, foton dediğimiz parçacıkları yollarsınız, dedektörünüzü belli bir yere koyarsınız ve dedektöre ne kadar foton geldiğine bakarsınız. Bu bir saçılma deneyidir. Sonuçta burada yolladığınız fotonlar buradaki parçacıktan da saçılabilir, buradakinden de saçılabilir. Ya da parçacık fiziğinde yine benzer bir durumda ne yaparsınız? Tek bir elektronlara baktığınızda tek bir elektronu alıp belli bir yere yollamazsınız. Elektronu alırsınız, bir hedefe yollarsınız. Elektron hedefteki pek çok elektron ya da çekirdekten herhangi birinden saçılabilir. Bizim ilgilendiğimiz şey dedektörümüz ne kadar parçacık görecek. Şimdi dedektörün göreceği parçacıkları düşünürsek öncelikle ne kadar değil, farz edelim ki bunun kalınlığı dx olsun, parçacık yoğunluğum na olsun, yani dx kalınlığı çok ince olsun, buradaki parçacıklarım hızları v ile hareket ediyor olsunlar, yoğunlukları nb olsun. Şimdi birim zamanda ne kadar çarpışma olur? Birim zaman ya da dt zamanında nb çarpı v çarpı dt kadar parçacık benim hedefime çarpacaktır, b parçacığı. Hedefimde bunların çarpacağı na çarpı, tabii bir de yolladığım parçacıkların bağ kesit alanına sahip olduğunu varsayayım. O zaman nb çarpı v çarpı v çarpı dt çarpı a hacmindeki parçacıklar, bu hacim, o hacimde bu kadar parçacık var. Bu kadar parçacık benim hedef parçacıklarıma çarpacak. Şimdi hedefimde ne kadar parçacık var? A çarpı dx hacmindeki b parçacıklarına çarpacaklar. B parçacıklarının sayısı da nb olacak. Şimdi bu sayı ne kadar büyükse o kadar çok parçacık göreceğim bariz. Çünkü bu sayı ne kadar büyükse o kadar çok çarpışma oluyor, saçılma olacak. Ne kadar çok saçılma olursam da dedektör o kadar çok parçacık görecek. Ama bu artış dinamiğinle ilgili bir artış değildir. Sadece daha fazla parçacık yolluyorum. Dinamiğim ne olursa olsun iki katı çarpışma olursa iki katı parçacık görürüm. Bunları ayırdıktan sonra geriye kalan özelliğe d sigma diyelim. Daha doğrusu d sigma böyle A diye tanımlayalım. Bu niye A ile böldüğümü birazdan daha net anlayacağız. Şimdi buna baktığımız zaman şu nicelik, ya da A zaten yine benim kontrol ettiğim bir şey. D sigma benim sistemimin dinamiği ile ilgili özellikleri verecektir. D sigma dediğim parametre, şimdi bu birimsiz. Çünkü ölçtüğüm parçacık sayısına karşılık gelecek. Bunlar çarpışan B parçacığı sayısı, çarpışan A parçacığı sayısı, bunlar birimsizler. Dolayısıyla D sigma ile A'nın birimi aynı olacaktır. D sigma dediğim şeye tesir kesiti. Adını veriyoruz. Şimdi şunları zaten deneyi tasarlarken belirleyebileceğimiz nicelikler. DND benim dedektörümün ölçtüğü parçacık sayısı. Dolayısıyla bunu ölçüyorum. Bunları ben tasarlıyorum. Geriye kalan DND'yi ölçtüğüm zaman buradan bu denklemden tesir kesitini doğrudan elde edebilirim.
Şimdi niye böyle bir oran tanımladık? Mesela Rutherford saçılmasını düşünelim. Rutherford saçılmasında ne oluyordu? Bir tane çekirdeğim var. Çekirdeğime alfa parçacıkları yolladık. Şimdi çekirdeğe alfa parçacıkları yolladığımız zaman alfa parçacıkları yolladık. Bu şuraya bir bu merkez V hızıyla V hızına paralel çekirdekten geçen doğruya benim parçacığımın uzaklığına B diyelim. Bu çarpma uzaklığıdır. Ve parçacığım, alfa parçacığım ne yapacak? Geldikten sonra buradan saçılıp şöyle bir yöne doğru gidecek. Şimdi B'yi ben biraz daha değiştirirsem, B'yi biraz aşağı indirdim diyelim ki, o zaman geldiğinde benim parçacığım daha çok saçılacak. B'yi biraz daha arttırdım. O zaman çekirdeğe çok fazla yaklaşmadığı için çok fazla bir kuvvet etki etmeyecek. Daha az bir kuvvet etki edecek. Dolayısıyla daha az saçılacak. Eğer ben dedektörümü şuraya koyacak olursam, benim saçılmadan sonra parçacığımı görebilmem için bu parçacığımın bu çarpma uzaklığının bu ya da onun belli bir civarında olmalı. Yani şurada olursa buradaki parçacıklar gelip saçıldıktan sonra benim dedektörümün içerisine gireceklerdir. Ama bu alanın dışındaki parçacıklarsa dedektörüme girmeyecek. Şimdi bu parçacıkları düşünürsek, bu parçacıklar, bu mesafedeki parçacıklar benim hedefimin bulunduğu düzlemi düşünelim. Hedefimin düzleminde belli bir alanı hedef alan parçacıklardır. Bu alana biz tesir kesit ediyoruz. Şimdi şuna geri dönecek olursak, benim dedektörüme saçılan parçacıkların toplam parçacıkları oranı benim tesir kesitimin sistemin toplam alanına oranına eşit olacaktır. Daha doğrusu bunu şöyle yazmak daha iyi olabilir. Benim yolladığım parçacıklar, dedektörüme saçılan parçacıklar, yolladığım parçacıklardan dedektöre saçılanların oranı şimdi şuraya geri dönecek olursak, her bir B parçacık için etrafında bir D sigma alanı var. Bunlar, bu alanlardan herhangi birine gelenler benim dedektörüme saçılacak. Toplam D sigmaların toplam alanı B parçacığımın sayısı. Bu da A çarpı Dx çarpı NB. Her birinin alanı bu. Toplam alandan bu kadar alana denk gelenler benim dedektörüme doğru saçılacak. Dolayısıyla dedektörüme saçılan parçacıkların tam bütün parçacıkları oranı hedef alınması gereken alanın toplam alanı oranına eşit olacak. Bu ise bana şu denklemi verecektir. Şimdi burada düşünmemiz gereken iki şey var. Bir klasik mekanikte en azından tesir kesiti dediğimiz şey gerçekten bir alana, fiziksel bir alana karşılık gelir. Eğer biz yolladığımız parçacığı o alana isabet ettirebilirsek şayet o alana doğru nişan alırsak şayet o alan benim dedektörüme saçılacaktır. Şimdi kuantum mekaniksel olarak düşünürsek böyle fiziksel bir alan tanımlamak çok da anlamlı bir şey değil. Çünkü bu alanı hesaplayabilmek için parçacığımın konumunu ve momentumunu biliyor olduğumuzu varsayıyoruz. Ama şu tanım, tesir kesitinin bu tanımı gerek kuantum mekanikte gerek klasik mekanikte de kullanabileceğimiz bir tanım ya da buradaki tanım. Dedektörümüze ne kadar parçacık geldiğimizi ölçeriz, ne kadar parçacık yolladığımızı ölçeriz. Bu ikisinin oranı, hedefte ne kadar parçacık var, her birinin saçılma çarpı saçılma tesir kesiti bölü toplam alan. Bir örnek yapalım. Sert bir küre düşünelim. Bu küreden saçılma tesir kesitine bakalım.
B mesafeden bir parçacık yolladığımızı varsayalım. Belli bir V hızıyla. Bu parçacık gelip buraya çarpacaktır. Çarptıktan sonra sert bir yüzey olduğu için aynadan yansıma prensibiyle yansıyacak, saçılacak buradan. Geliş açısıyla buna alfa diyelim. Saçıldıktan sonraki açı, buna da alfa diyelim. Bu iki açı aynıdır. Şimdi bu parçacığımın saçılma açısı şuradaki açıdır. Buna da teta diyelim. Yani parçacığımın geliş doğrultusuyla saçıldıktan sonraki hız doğrultusu arasındaki açı benim saçılma açısı olarak tanımladığım açıdır. Şimdi burada birkaç açı daha tanımlayalım. Bu açıya da K ile gösterelim. Şimdi belli bir doğrultuya, belli bir teta ile teta artı d teta açısına gidebilmesi için bu çarpma parametremin B ile belli bir B artı DB arasında olması lazım. Buraya gelecek olursa şu şekilde saçılacak. Şu açıda teta eksi D teta diyelim. B ile DB arasında. Şimdi farz edelim ki benim dedektörüm burada. Dedektörümün içerisine gidebilmesi için tabi bu da bunu 3 boyutlu düşünmek gerekir. Yani şuradan yolladığım bir parçacık tahta düzlemindeki dedektörüme saçılabilirken eğer aynı B parametresiyle şuradan yollarsam bu parçacık şu tarafa doğru saçılacağından dedektörüme gidemeyecek. Dolayısıyla dedektörüme saçılabilmesi için tam buradan bakalım. Tam şuradan bakalım. Parçacıklarım şu şekilde küreme yolluyorum. Benim buradaki kürem burası. Eğer şuradaki parçacıklara çarpabilirsem şu kalınlık DB kalınlığı, şu uzaklık B, şuradaki açıda B çarpı DF diyelim. Buradaki tesir kesitim, buranın alanını düşünecek olursak yüksekliği DB çarpı B çarpı DF olarak yazabilirim. Şimdi buraya çarpanlar benim dedektörümün içerisine gidecek. Şimdi bir katı açı dediğimiz bir şey tanımlayalım. Katı açı normal bir açıya düşünecek olursanız radyan cinsinden şuradaki teta açısını işte bu çember parçasının uzunluğu S diyelim. Çemberin yarı çapına R diyelim. Bu teta açısı bize belli bir yön verecektir. İşte şöyle belirttiğimiz zaman bize belirttiği yön şu taraflarda. Teta'yı küçük alırsak daha hassas bir yön belirlemiş oluruz. Bu teta açısı bizim S bölü R olarak tanımlarız. Ve bu radyan cinsinden derece olarak değil. Şimdi 3 boyutta bir yön belirlemek istediğimiz zaman da katı açıyı kullanırız. 3 boyutlu bir küre düşünelim. Bu sefer bir yön belirlediğimiz zaman, işte şuralarda bir yerde dediğimiz zaman nedir? Kastettiğimiz aslında şuradaki bir alana doğru, küçük bir alana doğru hedef almışızdır. Şöyle bir alan düşünelim. Merkezimiz burası. Tabanı, bu alan olan bir konuyu düşünelim. Alanımız A olsun. Buradaki katı açımız, yani küçük bir alan düşündük. Bu alana karşılık bu doğrultuyu bize veren katı açı, gördüğü alan bölü r kare olarak tanımlanır. Tanımımız budur. Şimdi katı açıyı küresel koordinatlarda yazarsak bu da sinüs teta d teta d fi olarak yazabiliriz. Şimdi tesir kesitimiz buydu. Bizi ilgilendiren belli bir katı açıya gitme tesir kesiti olacak. D sigma bölü d omega. Yani belli bir katı açıda saçılması için gereken tesir kesiti B çarpı DB çarpı DF bölü katı açının oradaki ifadesini de kullanacak olursak sinüs teta D teta DF ya da B bölü sinüs teta DB bölü D teta olarak yazabiliriz.
Şimdi bu bizim genel katı açı ifademiz olacak. Şimdi bu probleme geri dönelim. Teta'yı da genelde saçılma açısı olarak seçeceğiz. Şimdi burada şunu bulmamız lazım. B parametresi ile saçılma açısı arasında nasıl bir bağıntı var? Ki şu türevi hesaplayabilirim. Şimdi B açısıyla şuradaki üçgene bakacak olursak bu K açısının sinüsü B bölü küremizin yarıçapına eşit olacaktır. Bir başka deyişle bu çarpma parametremiz küremizin yarıçapı çarpı sinüs K açısı olacaktır. Şimdi K açısı aslında şuradaki alfa açısı dediğim açı bu K açısına eşit. Şuradaki K açısı. Dolayısıyla K açısı da ...180'den teta'yı çıkardığımızda 2K açısını buluruz. Dolayısıyla K açısı yerine pi bölü 2... ...eksi K bölü 2 yazabiliriz. Bu bize yani teta bölü 2. Ya da B eşittir R çarpı kosinüs teta bölü 2 olacaktır. Böylece B ile teta arasındaki bağıntıyı da bulduk. DB'ye bakalım. DB eşittir eksi R bölü 2 sinüs teta bölü 2 D teta'dır. Şimdi bizim açımızdan bu eksinin bir önemi yok. Çünkü DB dediğimiz şey pozitif bir... Şimdi bu eksi açısının bize söylediği şey aslında teta açısı büyürken B'nin küçüldüğü ya da B küçüldükçe teta açısının büyüdüğünü söylüyor. Ama bize ilgilendiren B büyürken ya da küçülürken teta'nın büyüyüp küçülmesi değil, B belli bir aralıktayken teta'nın ona bağlı bir başka aralıkta olması bizi ilgilendiriyor. Yani DB ve D teta bizim için hepsi pozitif nicelikler. O yüzden bu aradaki işareti unutacağız. Burada DB ve D teta'nın ikisi de pozitif nicelikler. Oraya yerleştirecek olursak D sigma bölü D omega eşittir. B, R çarpı kosinüs teta bölü 2. Şunu yazıyorum. Bölü sinüs teta. DB bölü D teta da R bölü 2. Sinüs teta bölü 2. Bunu şöyle de yazabilirim. R kare. Şimdi sinüs teta bölü 2 çarpı kosinüs teta bölü 2 sinüs teta'nın yarısına eşittir. 1 bölü 2 de burada var. 4 ya da bunları sadeleştirdiğimde aşağıda bir tane 2 kalır. Bu da r kare bölü 4'tür. Böylece sert bir küre probleminin tesir diferansiyel tesir kesimi r kare bölü 4 olarak bir sabit olarak bulduk. Bu bize diyor ki belli bir d omega katı açısına giden saçılabilmesi için hedef almamız gereken alan r kare bölü 4 çarpı katı açıya eşit olması gerekiyor. Şimdi toplam saçılma tesir kesimini bulabiliriz. Bu bir bakıma bir etkin alanı vermesi lazım. D sigma bölü D omega bütün katı açılar üzerinden toplarsak bu bize toplam tesir kestiğini verecektir. R kare bölü 4 çarpı D omega. D omega integrali 4 pi, pi karedir. 4 pi'dir. Pi 4'leri de sadeleştirirsek pi r karedir. Şimdi bunun aslında bize söylediği şey herhangi bir parçacığın saçılabilmesi için hedef almamız gereken alanın büyüklüğü pi r kareye eşit olması lazım. Eğer pi r karelik bir alana hedef alabilirsek o zaman parçacığımız mutlaka belli bir yönde, herhangi bir yönde saçılacaktır. Bu zaten beklediğimiz bir şey. Eğer küreyi düşünecek olursak küremizin kesit alanı bir çemberdir.
R yarıçaplı bir çember, R yarıçaplı çemberimizin alanı da pi r kare olarak bize verilir. Dolayısıyla biz bu kürenin merkezi etrafındaki pi r karelik alan içerisindeki herhangi bir yere yollarsak bizim parçacığımız herhangi bir yöne saçılacaktır. Bizim genel olarak kullanacağımız ifade bu olacak. Büyüklüklerle ilgilendiğimiz için bunu mutlak değerinde yazabiliriz. Bir başka örneğe bakalım. Farz edelim ki elimizde eksi alfa bölü r kare şeklinde bir potansiyelimiz olsun. Alfa sıfırdan büyük olmak kaydıyla çeken bir potansiyelimiz var. Üç boyutlu bir örnek. Yolladığımız parçacıkların r eşittir sıfıra gidebilmesi için toplam tesir kesiti nedir? Şimdi bu problemi hatırlarsanız, 3 boyutta küresel bir simetrik bir potansiyelde bir parçacığın hareketini incelemiştik daha önce. Orada bir etkin potansiyel diye bir şey tanımlamıştık. Bu da eksi alfa u artı m kare bölü 2 mu r kare olarak elde etmiştik. Bu merkez kaç bariyerimiz olarak adlandırılmıştı. Bu bariyer genelde yolladığınız parçacığın r eşittir 0 noktasına ulaşmasını engellemeye çalışan bir etkidir. Etkin potansiyeli, potansiyelimizin ifadesi zaten orada verilmiş. Buraya yerleştirirsek eksi alfa artı m kare bölü 2 mu çarpı 1 bölü r kare olacaktır. Parçacığımızın r eşittir 0'a erişebilmesi için m kare bölü 2 mi eksi alfa değerinin sıfırdan küçük ya da eşit olması lazım. Ya da m karenin 2 mi alfadan küçük olması lazım. M kare 2 mi alfadan küçük değilse parçacığımız r eşittir 0 noktasına erişemez. Şimdi problemimizde m kareye bakalım. Bizim r eşittir 0 noktamız burada olsun. Parçacığı b parametresiyle yolluyoruz. Ve belli bir v hızıyla yolluyoruz. V hızı parçacığı sabit olsun. Bu parçacığın açısal momentumu m çarpı b çarpı v olacaktır. Dolayısıyla r eşittir 0'a düşebilmesi için m kare b kare v kare küçük eşit 2 mu alfa olması lazım. Ya da b kare küçük eşit 2 mu alfa bölü m kare v kare olarak yazabiliriz. Eğer b kare bundan küçükse o zaman parçacığım r eşittir 0 noktasına düşebilir. Bu b max, b'nin alabileceği maksimum değer r eşittir 0'a düşebilmesi için 2 mu alfa bölüm m kare v kare olacaktır. Bu b max belli bir alan belirleyecek ve bizim alanımız pi çarpı b max'ın karesidir. Bu bir tür b max yarıçaplı bir çember olarak düşünebiliriz. Eğer bu b max yarıçaplı diskin içerisine hedef alabilirsek o zaman parçacığı mutlaka r eşittir 0'a düşecek. Dolayısıyla sigma pi çarpı b max'ın karesi ya da pi çarpı 2 mu b max'ın karesi pardon. 2 mu alfa bölü m kare v kare olarak karşımıza çıkar. Bu problemdeki tesir kesitimiz de buymuş.
Şimdi yine genel olarak 3 boyuttaki radyal potansiyellere dönecek olursak bir etkin potansiyel tanımlamıştık. U artı m kare bölü 2 mu r kare şeklinde ve açımızı ya da şöyle düşünelim. Burada benim hedef parçacığım var. Ben buna başka bir parçacığı yolluyorum. Bu gelecek ve buradan saçılacak. Saçılma açısı geliş hızının gidiş hızına yaptığı açı olarak tanımlamıştık. Bu da benim saçılma açım. Şimdi bunu biraz daha düzgün çizecek olursak. Saçılma açısı, yani parçacığımın hareketi şu eksene göre simetrik olacaktır. Buna da K diye tanımlayalım. Burası K, burası K. Dolayısıyla bu K açısını bulabilirsek bizim saçılma açımız pi eksi 2 K olarak elde edebiliriz. K açısını daha önce 3 boyuttaki hareketi incelerken zaten yazmıştık. Orada fi notasyonunu kullanmıştık. Hatırlarsanız d fi değeri m kare bölü 2 mu r kare vr bölü kare kök mu bölü 2 e eksi u etkin üzeri 2 bölü mu e eksi u etkin üzeri 1 bölü 2 olarak zaten elde etmiştik. Böylece eğer iki tarafı da r sonsuzdan başlayıp minimum mesafeye gelene kadar, şuradan sonsuzdan başladı. Bu minimum mesafesi teta açısı da fi açısı da sıfırdan başlayıp k'dan sıfırdan başlayıp k'ya kadar gidecektir. Dolayısıyla bu integrali verilen bir potansiyel için bu integrali hesapladığımız zaman buradan k açısını bulacağız. K açısını biliyorsak da teta açısına geçişi de buradan yazabiliriz. Teta'yı biliyorsak da tesir kesitimiz b bölü sinüs teta db bölü d teta'nın mutlak değeri olarak elde edebiliriz. Şimdi bir probleme bakalım. Rutherford saçılmasına bakalım. Şimdi bu problemi aslında daha önce çözdük. Yani daha önceden çekici bir 1 bölü r potansiyeli için çözmüştük. Elde ettiğimiz sonuçlar çekici potansiyel için olduğu kadar itici potansiyeller için de geçerlidir. Şuna bakalım. Bir 1 bölü r potansiyeli ile etkileşen iki tane parçacığımız olsun. Aradaki kuvvet çekici bir kuvvet olsun. Bu gelsin. Şu doğrultuda saçılacak. Şu şekilde saçıldığını varsayalım. Önceki çözümlerimizi hatırlarsanız bunun çözümü P bölü R eşittir 1 artı epsilon çarpı kosinüs teta olarak elde etmiştik. Şimdi bizim burada R min'de R eşittir R min için şu alabileceği maksimum değerdedir. Bunun alabileceği maksimum değerde olabilmesi için kosinüs teta'nın 1 olması lazım. Bu da bana teta açısını 0 olarak tanıyor. R'nin ve yani şu çözümde teta r eşittir r min olduğu nokta teta açısının 0 olduğu açıdır. R sonsuza giderken bu zaten 0. Dolayısıyla kosinüs teta eşittir eksi 1 bölü epsilon olması lazım. Kosinüs teta sonsuz değil. Saçılma açısı zaten buradaki teta buna k olarak da bakabiliriz.
Şöyle düşünelim. Şurası sıfır açımız. Sonsuza kadar kaydı. Şu açıda zaten kay olacak. R min'den başladık. Sonsuza gittik. Teta sıfırdan k'ya kadar dönecek. Bu k açısının değeri de kosinüsü eksi 1 bölü epsilon olarak elde edebiliriz. Şimdi epsilon parametremizin değerini hatırlayacak olursak. Epsilon parametresi 1 artı 2e m kare bölü mu alfa karenin kare kökü. P parametresi de m kare bölü mu alfa olarak daha önceki derslerimizde elde etmiştik. Şimdi yine yapmamız gereken şey öncelikle bu teta açısıyla ya da k ile b parametremizin arasındaki bağıntıyı bulmamız lazım. Şimdi kütleye bakacak olursak, açısal momentumuna bakalım sistemimizin. İşte b kadar yukarıda geliyor, bir v sonsuz hızıyla yaklaşıyor. Dolayısıyla açısal momentumum m çarpı b çarpı v sonsuzdaki hızının büyüklüğü olarak yazabilirim. Sistemin enerjisi, parçacığımın enerjisi 1 bölü 2 kütlesine hep mu dedik. Mu çarpı v sonsuzun karesi olarak düşünebilirim. Şimdi buraya yerleştirdiğim zaman epsilon parametrem ya da epsilon parametresinin karesi diyelim. Şu karekökten kurtulmak için. Bunun karekökünü alacak olursak bu epsilonun karesi kosinüs kare teta sonsuza eşit. Teta sonsuz dediğim şey zaten benim k dediğim parametre. Eşitmiş 1 artı 2 2 çarpı enerji mu çarpı v sonsuzun karesi. Açısal momentumun karesi mu kare b kare v sonsuzun karesi bölü mu çarpı alfa kare olarak yazabilirim. Mu'lardan birisini sadeleştirelim. Şunlara ihtiyacım kalmadı. Kosinüs kare k eşittir 1 artı v sonsuzun dördüncü kuvveti mü kare b kare bölü alfa kare. Pardon şöyle epsilon kare bu üzeri eksi bir. Çünkü kosinüs k 1 bölü epsilon'a eşitti. Dolayısıyla bu üzeri eksi bir. Bu parametre üzeri eksi bir. Ya da 1 bölü kosinüs kare k eşittir 1 artı v sonsuzun karesi mü kare b bölü alfa kare. Bizim amacımız burada b'yi bulmak. B kare eşittir 1 bölü kosinüs kare k eksi 1 çarpı alfa kare bölü mü kare v sonsuzun dördüncü kuvveti olarak karşımıza çıkar. Ya da burada payla paydayı da eşitleyecek olursak b kare eşittir sinüs kare k bölü kosinüs kare k alfa bölü alfa kare bölü mü kare çarpı v sonsuzun dördüncü kuvveti. Ve en son olarak da buradan da k ile teta'yı birbiri cinsinden yazacak olursak k da pi bölü 2 eksi teta bölü 2'dir. Dolayısıyla sinüs k kosinüs teta bölü 2'ye eşit. Kosinüs k sinüs teta bölü 2'ye eşit. Bu eşittir. Kotanjan t
teta bölü 2 çarpı alfa kare bölü mü kare ve sonsuz dördüncü kuvveti. Bu da bana B parametresi ile saçılma açısı arasındaki ilişkiyi veriyor. Şöyle yazalım onu da. B kare eşittir kotanjant teta bölü 2 karesi alfa kare bölü mü kare ve sonsuz dördüncü kuvvet. İki tarafında burada teta'ya göre türevini alacak olursak 2b db bölü d teta eşittir 2 kotanjant teta bölü 2 çarpı d kotanjant teta bölü 2'nin teta'ya göre türevi çarpı alfa kare bölü mü kare üzeri çarpı ve sonsuz dördüncü kuvveti. Şunun türevini alacak olursak 2 çarpı kotanjant teta bölü 2 1 bölü 2 1 bölü sinüs kare teta bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. Alfa kare bölü mü kare ve sonsuz dördüncü kuvveti eşittir 2 kosinüs teta bölü, ya ikiler de gitti. Kosinüs teta bölü 2 sinüs teta bölü 2 burada bu 2 ile bu 2'yi sadeleştirdik. Bölü sinüs üzeri 4 teta bölü 2 alfa kare bölü mü kare ve sonsuz dördüncü kuvveti olarak karşımıza gelir. Burada yaptığım bu kotanjantı kosinüs bölü sinüs olarak yazdım. Böylece sinüsün küpü oldu. Bir sinüsle çarpıp bir sinüsle böldüm. Böylece de burada sinüsün dördüncü kuvveti, burada sinüs kaldı. Şimdi bunu yapmamın sebebi bu çarpım sinüs teta'dan başka bir şey değil. Ve şurayı da dönecek olursanız buradaki sinüs teta'yla sadeleşecek. Yine işlemler sırasında bir eksiği, şuradan şuraya geçişte aslında bir eksi var. Ama burayı mutlak değerini olarak düşünelim. Dolayısıyla o eksi ortadan kalktı. Bunu alıp buraya yerleştirdiğimiz zaman d sigma bölü d omega Rutherford saçılması için diferansiyel tesir kesitimizde 1 bölü 2 mi kare ve sonsuz üzeri 4 alfanın karesi. Dediğim gibi bu 1 bölü 2 sinüs tetaydı. Sinüs tetalar gitti. 1 bölü sinüs üzeri 4 teta bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Bu da bize Rutherford saçılmasındaki diferansiyel tesir kesiti ifademizi verecektir. Tabii şu konuya da dikkat edin. Eğer sonsuz ağır bir hedefimiz varsa mü kütleli tek bir parçacığı yolladığımız zaman elde edeceğimiz tesir kesiti budur. Ama hedeflerimiz hiçbir zaman sonsuz ağırlıkta değildir. Bunların hepsi kütle merkezi referans sistemindeki tesir kesitlerimizdir. Kütle merkezinden laboratuvar sistemine geçerken gerekli düzeltmeleri yapmamız gerekecek. Mesela saçılan parçacık için tesir kesiti hesaplayacak olursak yine daha önce çizdiğimiz üçgenimizi hatırlayalım. Durağan bir parçacığımız var. Şu merkezden bu vektörümüz durağan parçacığımızın hızı çarpı v'ye eşit. Bu saçılma açımız kütle merkezi sisteminde ve bu da uzunluğu mü çarpı v herhangi bir yönde olabilir. Bu da ilk yolladığımız parçacığımızdı.
Şu bizim saçıldıktan sonra ikinci parçacığımızın hız ifadesi, momentumunun yönü. Birinci parçacık için bakacak olursak birinci parçacığın saçılma açısı. Bu ikinci parçacığımızın saçılma açısı ise şu açı olarak yazabiliriz, teta 2 açısı. İlk hızda yaptığı açı budur. Şimdi şu üçgene bakacak, ikinci parçacık durağan parçacığımız cinsinden tesir kestiğinin ifadesini elde etmek kolay. Çünkü şunu biliyoruz, şu açı ya alfa diyelim, bu açı ya da alfa diyelim. X eşittir, ikizkenar bir üçgen var orada. Alfa açısı da pi eksi teta 0 bölü 2 olacaktır ya da pi bölü 2 eksi teta 0 bölü 2'ye eşit olacaktır. Bu bizim teta 0 açımız. Şuraya bakacak olursak şu ilk doğrultumuz, şu açı bizim teta 2 açısı dediğimiz saçılma açımız. Şurası bizim teta 0 açımız. Dolayısıyla teta 2 açısı teta pi eksi teta 0 eksi alfa açısına eşittir. Pi eksi teta 0 eksi alfa açısı pi bölü 2 eksi teta 0 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla teta 2 açımız pi bölü 2 eksi teta 0 bölü 2 olarak yazabiliriz. Pi bölü 2 eksi teta 0 bölü 2. Şimdi buraya dönecek olursak, bunların hepsi artık tabi kütle merkezindeki açılardı. Teta 0 açısı cinsinden. D omega 0 katı açısı sinüs teta 0 d teta 0 d fi'ye eşit, d fi 0'a eşit sinüs. Şimdi teta 0 açısıyla teta 2 açısı arasındaki bağıntı teta 0 teta 2 açısı şuradan biraz teta 0 açısı pi eksi 2 teta 2 olacaktır. Sinüs teta 0 açı, bu açının da sinüsü sinüs 2 teta 2 olarak karşımıza gelir. Daha doğrusu şöyle bakalım. Kosinüs teta 0 kosinüs 2 teta 2'dir. Sinüs teta 0 d teta 0 eşittir 2 sinüs 2 teta 0 teta 2 d teta 2 olacaktır. Bunu buraya yerleştirdiğimiz zaman d omega 0 eşittir 2 sinüs 2 teta 2 d teta 2 d fi d fi'dir. D fi 0 ile d fi aynı açılar ve d omega eşittir 4 sinüs teta 0 kosinüs teta 0 teta 2 d teta 2 d fi'den 4 kosinüs teta 2 d omega 0 katı açısı d omega 2 diyelim. Katı açılar arasındaki bağıntımız bu. Son olarak sinüs bir de teta 0'ı şuradan çekip oraya yerleştirdiğimiz zaman katı açımız d sigma bölü d omega 0 yerine 4 kosinüs teta 2 yazalım eşittir d omega alfa kare bölü 2 mi kare v sonsuz 4. kuvveti sinüs üzeri 4
Teta 0 bölü 2 pi bölü 2 eksi teta 2'ye eşit. Onun da sinüsü kosinüs teta 2 olarak, kosinüs üzeri 4 teta 2 olarak karşımıza çıkar. Veya d sigma bölü d omega, bu saçılan parçacık için tesir kestiğimiz eşittir 2 alfa kare bölü mü kare ve sonsuzun dördüncü kuvveti 1 bölü kosinüs küp teta 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Biz bir hedef parçacığımız var. Bu hedef parçacığa belli bir diğer parçacıklarımızı yolladık. Bu çarptı hedef parçacığım, hedef parçacığımın belli bir katı açıya doğru saçılabilmesi için yolladığım parçacığın hangi yönde, hangi alanı hedef alması lazım olarak bakabilirsiniz buraya. Şimdi burada özel bir duruma dikkat etmek lazım. Özellikle kuantum mekaniksel problemlere baktığınız zaman katı açının, bu tesir kestinin her zaman için belli bir yöne saçılan parçacıkların sayısıyla orantılı olduğunu unutmayın. Eğer bizim hedef parçacıklarımızla yolladığımız parçacıklar aynıysa, aynı parça, özdeş parçacıklarsa, o zaman dedektörümüze gelen parçacıkların bizim yolladığımız parçacık mı dedektörümüze saçıldı, yoksa yolladığımız parçacık çarptı, çarptıktan sonra mı dedektörümüze saçıldı, onu bilemeyiz. O ikisini toplamamız lazım. Şimdi o duruma bir bakalım. Şimdi genel durumda yolladığımız parçacık için tesir kestiğini yazmaya çalışırsak o biraz karışık bir ifadesi olacak ama iki parçacık da özdeşse şayet kütleleri eşittir. Yine hız diyagramımızı hatırlayalım. Bu M2 çarpı V. Bu M1 çarpı V. Şu bizim saçılma açımız. A kütle merkezinde teta 0. Mü çarpı V. Daha önce şunu da göstermiştik zaten. Birinci parçacığımın saçılma açısıyla ikinci parçacığımın saçılma açısı toplamı 90 olması lazım. Dolayısıyla birinci parçacığım için tesir kestiğini yazacak olursak bu da aslında benzer bir şekilde 2 alfa kare bölü mü kare ve sonsuz üzeri 4 1 bölü sinüs küp teta çıkacaktır. Teta 2 çıkacaktır. Dedektörümdeki şimdi biz burada her ne kadar birinci parçacık yolladığımız parçacıkla saçılan parçacığı ayırt ettiğimizi varsaymış olsak da normalde dedektörümüz bunları ayırt edemeyecek. Dolayısıyla dedektörümüzde ölçtüğümüz tesir kesitimiz bu ikisinin toplamı olacaktır. Dedektör bize bu tesir kesitini verecektir. Tesir kesiti hesabı ile ilgili son bir örnek daha çözelim. Ondan sonra bugünkü dersimizi de bitirelim. Şöyle bir problem düşünelim. Daha önceden katı bir küreden nasıl saçılma tesir kesitine bakmıştık. Potansiyeller cinsinden katı küreyi şöyle düşünebiliriz. Küresel bir potansiyelimiz var. Şurası kürenin yarıçapı. Buradan içeride potansiyelimiz, şurada potansiyelimiz sonsuz, dışarıda potansiyelimiz sıfır. Bu bizim sert küremiz olacak. Şu anda bakacağımız problemde ise yine bir küresel bir potansiyel düşüneceğiz. Bir tür potansiyel kuyu olarak bakabilirsiniz. Şurası R mesafesi olsun. Belli bir kürenin dışında yine potansiyelimiz sıfır ama kürenin içerisindeki potansiyelimiz bu sefer belli bir eksi U sıfır değerine sahip. Böyle bir sistemde ki bu sistem için D sigma bölü D omega'yı
hesaplamaya çalışalım. Şimdi bizim potansiyelimizin değerinin eksi U sıfır olduğu bölge bu kürenin içi olsun. Şimdi hatırlarsanız bunu hesaplamak için yapmamız gereken şey bu B çarpma parametresi ile saçılma açısı arasındaki bağıntıyı bulmamız gerekiyor. Şimdi tabii buradaki problem, diyelim ki bu parçacığı yolladık. Burada potansiyel bölgemize geldi. Buradan sonra nasıl davranacak? Nereye gidecek? Bunu iki türlü düşünebiliriz. Yani böyle bir potansiyelimiz varsa tam R eşittir 0 noktasında sonsuz bir kuvvet etki edecektir parçacığımıza içeri doğru. Yani şu anda parçacığıma bu yönde sonsuz bir kuvvet etki edecek. Tabi sonsuz bir kuvvet ama parçacığım o noktayı hemen geçeceği için sıfıra yakın bir süre boyunca etki edecek. Net etkisi parçacığımın momentumundaki belli bir değişim olacak. Nereye doğru? Merkeze doğru. Dolayısıyla parçacığım geldi. Bu doğrultuda devam etmeyecek. Saçı merkeze doğru bir sapma yapacak. Aynı şey burada tekrar bu küremin bu diğer yüzeyine geldiği zaman olacak. Yine küremin merkezine doğru bir sonsuz bir kuvvet etki edecek. Çok kısa bir an, sıfır anda ve bir anda etki edecek sadece. Dolayısıyla saçıldıktan sonra parçacığımın momentumu hareketinin yönü bu yönde gösterebiliriz. Şimdi saçılma açısı ne kadar diye soracak olursanız parçacığımın saçılma açısı şurasıdır, teta kadar. Şuraya alfa diyelim, şu açıları alfa diyelim. Şimdi tabii buradaki problemimiz bu alfa açılarını nasıl hesaplayacağız? Saçılmadan şimdi böyle durumlarda oturup diferansiyel denklemlerimizi bu sistem için çözmeye çalışmaktan ziyade korunum yasalarını kullanmak her zaman için bizim için daha kolay olacaktır. Şimdi bu sisteme baktığımız zaman potansiyelimiz şu nokta etrafındaki dönmeler altında simetrik. Dolayısıyla bu noktalar, sistemin bu noktanın etrafındaki dönmeler altında simetrik olduğundan açısal momentumum benim korunacaktır. İlk baştaki buradaki hızına V0 diyelim. Şuradaki hızı V1 olsun. Şimdi bir defa enerjinin korunumu zaten bana diyor ki burası V0 olmak durumunda. Şu mesafeye D mesafesi diyelim. Saçıldıktan sonra merkeze D mesafesi kadar yaklaşıyor. İlk baştaki sistemimin açısal momentumu M çarpı V0 çarpı B kadardır. Saçılmadan sonraki sistemimin açısal momentumu ise M çarpı V1 çarpı D kadar olacaktır. M'leri sadeleştirdik. Dolayısıyla benim D mesafem V0 bölü V1 çarpı B mesafesine eşit. Şimdi V1 hızı, o da bilmediğimiz bir hız. Ama enerjinin korunumundan V1 hızını bulabiliriz. Kürenin içerisinde benim parçacığımın toplam enerjisi, kinetik enerjisi artı potansiyel enerjisi olacaktır. Potansiyel enerjisi de eksi U0 olarak bize verilmiş. Küremin dışındaki toplam enerjisi ise 1 bölü 2 M V0'ın karesi olacaktır. Dolayısıyla V1 hızı karekök içerisinde V0'ın karesi artı 2 U0 bölü M ya da V0 çarpı 1 artı 2 U0 bölü M V0'ın karesi olarak yazabilir. Üzeri 1 bölü 2. Buraya yerleştirdiğimizde de D mesafesi için 1 bölü 1 artı 2 U0 bölü M çarpı V0'ın karesi üzeri 1 bölü 2 çarpı B olarak buluruz. Böylece D mesafesini de bulmuş olduk. Şimdi teta açısı alfa açısı cinsinden, iki alfadan başka bir şey değildir. Çünkü burada bir eşkenar üçgenimiz var aslında. Bu açılar eşit, o yüzden bu açı alfa ise bu açı da alfa. Dolayısıyla teta da bu iki açıya dışındaki açının dış açısı olduğu için iki alfaya eşit olacak.
Şimdi alfayı, o yüzden teta'yı bulabilmek için önce alfayı belirlememiz lazım. Şimdi alfayı belirlemek için şuna bakalım. Şimdi şu çizgiyi çizdiğimiz takdirde şu açı dikti zaten. Eşit parçalara böldüm. Yine problemin simetrisinden dolayı bu şunu uzattığımızda buraya değmesi gerekecek. Bu bizim dik açımız. Şu yüksekliği biliyorum. B yüksekliği. Şu açıya bir phi açısı diyelim. Şimdi burası phi ise şu yükseklik phi eksi alfa olacak. Şimdi neyi biliyorum? Phi açısı sinüs üzeri eksi 1 b bölü b phi'nin sinüsü b r ile çarptığımda bana b uzunluğunu verecek. Böylece phi'yi buradan bulduk. Şurada iki tane bağıntım var benim. Sinüs phi eksi alfaya bakacak olursak şu açıdan. Sinüs phi eksi alfa açısı da bana d bölü r y vermesi lazım. Şurada düzenleyelim. Şimdi d bölü r, şuradaki dik üçgene bakıyorum. D bölü R şu açının sinüsü olacak. Bu açı ise phi eksi alfa dedik. D bölü R sinüs phi eksi alfayı açarsak sinüs phi kosinüs alfa eksi kosinüs phi sinüs alfa olacak. Şimdi sinüs phi'yi zaten bulduk. Sinüs phi B bölü R'ye eşit. Çarpı kosinüs alfa eksi kosinüs phi ise 1 eksi b kare bölü r kare üzeri 1 bölü 2 olacak. Sinüs alfaya eşit. Ya da şunu kullanalım. Alfa teta bölü 2 idi. Dolayısıyla d bölü r. Şimdi D'yi de hesaplamıştık bu arada. D açısı da B cinsinden şurada yazılmıştı. B bölü 1 artı 2 U0 bölü M V0'ın karesi. Hepsinin karekökü bölü R eşittir. B bölü R kosinüs alfa. Kosin alfa yerine teta bölü 2 yazarsak kosinüs teta bölü 2. Eksi 1 eksi b kare bölü r kare üzeri 1 bölü 2 sinüs teta bölü 2 elde ediyoruz. Her ne kadar biraz karışık bir ifade olsa da bize temelde b parametresi ile teta parametresi arasında bir ilişkiyi vermiş oldu. Oturup bu denklemin iki tarafının da teta'ya göre türevini aldığımız zaman D bölü D teta. Hatta şöyle yapalım. İki tarafı da R bölü B'ye çarpalım. 1 bölü 1 artı 2 U0 bölü MV0'ın karesi. Bunun kare kökü eşittir. Kosinüs teta bölü 2. Eksi. R kare bölü B kare eksi 1. Bunun 1 bölü 2. kuvveti sinüs teta bölü 2 olacaktır. Buradan B'yi çözebiliriz. Yani yapmamız gereken tek şey R kare bölü B kare eksi 1 ve kare kökü sinüs teta bölü 2 eşittir. Kosinüs teta bölü 2 eşittir.
Eksi 1 artı 2U0 bölü MV0'ın karesi üzeri eksi 1 bölü 2. Ya da her tarafı sinüs teta bölü 2'ye bölecek olursak R kare bölü B kare eksi 1 eşittir kotanjant teta bölü 2 eksi 1 bölü sinüs teta bölü 2 1 artı 2U0 MV0'ın karesi üzeri eksi 1 bölü 2'yi bulduk. Şimdi bu bize B ile teta arasındaki bağıntıyı verdi. Tesir kestiğini elde etmek için B'nin teta'ya göre türevine ihtiyacımız vardı. Yapmamız gereken tek şey bu denklemin iki tarafını da teta'ya göre türevini alıp db bölü d teta'yı bulup buraya yerleştirmek. Hesaplara girmiyorum, notlardan bakabilirsiniz. Bugünkü dersimiz de bu kadar.